Çiftlik bank kurup onca insanı dolandırıp kaçan namı diğer Tosun'un dolandırıcılık dışında tam 5 ayrı suçtan yargılanıp 7 yıl hapis cezası aldığı ama tek bir gün bile cezaevine girmediği ortaya çıktı. Detayları haberimizde. Tek suçu dolandırıcılık değilmiş. Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'ın şantaj, tehdit, hürriyetten alıkoyma gibi 5 ayrı suçtan yargılandığı, 7 yıl hapis cezası almasına rağmen tek bir gün bile cezaevinde yatmadığı ortaya çıktı. Batarsak tüm çiftlikler, tüm hayvanlar, tüm mal varlıkları üyelerimize sunmuş durumdayız şu anda. Türkiye onun adını yüz binlerce kişiyi dolandırıp kaçtığı Çiftlik Bank skandalıyla duydu. Uzak bana fersallarca dert denizi yokluğuna Mehmet Aydın milyonlarca liralık vurgunun ardından önce Arjantin sonra Dubai'ye kaçtı. Lüks yaşamına yurt dışında devam etti. Bu görüntüler ortaya çıkınca Türk polisi harekete geçti. Tosun dünya çapında kırmızı bültenle aranmaya başlandı. Akıl almaz olayı ortaya çıkaran Interpol'deki dosyası oldu. Çiftlik Bank'ın Tosun'u 3 yıl önce Bursa'da adamlarıyla ev basmış, kendi internet sitesine benzer site kuran bir genci zorla kaçırıp bilinmeyen bir yere götürmüştü. Üstelik tehdit ve şantajla şifrelerini alıp siteyi kullanılmaz hale getirmişti. Genç şikayetçi oldu. Tosun 5 ayrı suçtan yargılandı. Mahkeme heyeti yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat getirilmiş olması, kişisel özellikleri ve duruşmadaki iyi hali diyerek takdir ve tahrik indirimlerinin tamamını kullandı. Denetimli serbestlik kararı bile almadı. Mehmet Aydın da 7 yıl hapis cezasına rağmen bir gün bile cezaevinde yatmadan elini kolunu sallayarak çıkıp gitti.